Merhabalar, ben Doktor Resul Telli. YÖKAK tarafından hazırlanan değerlendirici eğitimlerinde tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bu eğitimde izleme programına ait temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. Video içeriklerinde yer alan tüm kavramları lütfen dikkatle dinleyiniz. İzleme programı nedir? Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kalite gelişimlerinin kurul tarafından değerlendirildiği değerlendirme sürecidir. Unutulmamalıdır ki, izleme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları, kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınmazlar. İzleme programında temel amaç, dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumundaki gelişim sürecinin değerlendirilmesini gerçekleştirmektir. Diğer yandan, izleme programının temel değerlendirme kapsamını, kurumun dış değerlendirmesi sonucunda hazırlanan kurumsal geri bildirim raporlarında ortaya çıkan gelişmeye açık yanlar oluşturmaktadır. İzleme programı, YÖKAK tarafından oluşturulacak izleme takımları aracılığıyla yürütülür. İzleme takımı en az 2 kişiden oluşur. Bunlardan birisi daha önce takım başkanı olarak görev yapan kişilerden, diğeri ise değerlendirici havuzundan seçilir. İzleme takımında yer alan kişilerin izleme sürecine dahil olacak yükseköğretim kurumu ile herhangi bir çıkar çatışması veya çakışması bulunmaması gerekir. YÖKAK tarafından gerekli görülmesi durumunda izleme takımında yer alacak kişilere yönelik ilgili eğitimler verilebilir. Şimdi de genel hatlarıyla izleme programına ait sürece birlikte bakalım. İzleme programı kapsamındaki faaliyet ve işlemler, diğer programlarda da olduğu gibi bazı aşamalar kapsamında gerçekleştirilir. Bunlar, izleme sürecine dahil olacak yükseköğretim kurumlarının ilan edilmesi, izleme takımlarının oluşturulması ve gerekli görüldüğü takdirde takımlar oluşturulmadan önce değerlendiricilere eğitim verilmesi, kalite güvencesi yönetim bilgi sistemi üzerinden izleme takım üyeleri ile ilgili yükseköğretim kurumlarında herhangi bir çıkar çatışması veya çakışması bulunmamasına ilişkin beyanların alınması, izleme takım tarafından döküman değerlendirmesi, bunlar KİDIR ve KGBR üzerinden yapılır ve ilgili yükseköğretim kurumundan bilgi ve belgelerin talep edilmesi, izleme sürecine dahil olan yükseköğretim kurumuna izleme takımı tarafından bir günlük saha ziyareti gerçekleştirilmesi, söz konusu ziyaret yüz yüze olabileceği gibi çevrimiçi bir platform aracılığıyla uzaktan yapılabilir ve izleme takımı tarafından izleme raporunun hazırlanarak YÖKAK'a iletilmesi, bununla birlikte izleme raporunun YÖKAK tarafından yayınlanması bu sürecin aşamalarını ortaya koymaktadır. İzleme programı, ön hazırlık, saha ziyareti, izleme raporunun hazırlanması ve onay ve yayım olmak üzere 4 temel aşamadan oluşmaktadır. Ön hazırlık aşamasında izleme takımı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanan KİDIR'ları ve kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında hazırlanan kurumsal geri bildirim raporlarını inceler. İzleme takımı ayrıca anlaşılamayan bazı hususları ortadan kaldırmak üzere ilgili yükseköğretim kurumundan ek bilgi ve belge isteyebilir. Saha ziyareti aşamasında İzleme takımı tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna bir günlük saha ziyareti gerçekleştirilir. Saha ziyareti kapsamında yükseköğretim kurumunun rektörü, mütevelli heyet başkanı, senatosu, kalite komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirilir. İzleme programı kapsamında kurumun rektörü tarafından senato üyelerinin de bulunduğu bir toplantıda iyileştirme çalışmalarını içeren bir sunum gerçekleştirilir. İzleme raporu aşamasında İzleme takımı tarafından izleme raporu KGYBS üzerinden hazırlanır. Saha ziyareti sürecinin tamamlanmasını izleyen 15 gün içerisinde izleme takımı tarafından izleme raporu hazırlanarak YÖKAK'a iletilir. Bir sonraki slaytta izleme raporunda hangi hususlara ilişkin değerlendirmelere yer verildiği açıklanacaktır. Onay ve yayım aşamasında ise izleme raporunun tutarlılık ve yazım kontrolleri Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirildikten sonra kurula sunulur. Kurulun onay vermesi sonucunda ilgili rapor, YÖKAK internet sayfasından yayınlanır ve ilgili yükseköğretim kurumuna iletilir.
Değerlendirme takımı üyelerinin izleme raporunda yer alan hususlara ilişkin değerlendirmeleri, ekranın sol tarafında yer alan maddeler dikkate alınarak yürütülmelidir. Bunlar, KGBR'de yer alan, gelişmeye açık alanlara ilişkin kurumda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları, gelişmeye açık alanlara ilişkin iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa bunların nedenleri, KGBR'de yer alan güçlü yanlara ilişkin sürdürülebilirliğin sağlanıp sağlanmadığı ve KGBR'de yer alan hususlar haricinde izleme takımı tarafından yapılan değerlendirmeler olarak sıralanır. İzleme programı için değerlendirme programları kılavuzu sürüm 3.1.1'den yararlanılabilir. Tüm değerlendirme programları hakkında bilgi edinmek için lütfen eğitim videolarının tamamını izleyiniz. Başarılı bir değerlendirici eğitim süreci geçirmeniz dileğiyle.